Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şe'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, ahirgi payetlerde mumun musulmanlar içi de Hızır aleyhisselam doğrusu da savallar köpeyip gitti. Bu savallar asasen o kişinin trik ekerliği ya ki emesliği, trik bozalar kandak halde buladılar o, trik bozmasalar onge neme deliller varlığı hakkıda aylanışı turgan gap. Lekin mülahaza qiladigan bo'lsak, her zaman her zamanda nafaqat bizni yurtimizda belki başka mu'min musulmonlar yashaydigan yurtlarda ham Hızır aleyhisselam to'g'risida turli mishmishlar qaytadan takrorlanib qo'zilib turadi. Köpçülük kişilerinin arası da yürgen düşüncege, mişmişge binaen Hızır aleyhisselam berhayat bir zat ekerler, o kişi olmaz ekerler, Musa aleyhisselamın vakti de hem var ekerler, ondan evvel hem bolgen ekerler, keyin hem bolgen ekerler, hazır hem bolar imiş. Ve bundan keyin ham qolar emişler. Köproq Hızır aleyhisselam bazı bir kişilerge ularga bildirmesden uçuraşıp durar emişler. Kimge Hızır aleyhisselam nazar kılseler o adamın bu dünyadaki işleri yürüşüp katta baxt saadetlerge erişer emiş. Bazı bir mişmişlerine itibar veredigan bulsak, hılvat joy eken, karangırağ bulup turgan eken, bir adam ketiyatken bulsa, aldıdan appak sakallik, nurani bir kariye çal çıkıptılar da, salam verip otuptılar. Keyin haligi adam, bu kim ikindip arkasıga bir karese, yok bu kaptı ekenler. Ana oşa kişi, Hızır aleyhisselam imişler degan gaplar ham bo'ladi. Shuningdek Hızır aleyhisselamning o'ng qo'llarini bosh barmoqlarida suyak yo'q ekan, so'rashgan odam ana shu suyak yo'qligidan u kishini Hızır ekanligini bilib qolishi mumkin ekan va mahkam ushlab ba'zi bir narsalarni so'rasalar u kishini duosi ila o'sha so'ralgan narsalar muhayya bolar emiş degan kabi mishmishlar bor. Bu mishmishlar tez-tez takrarlanıp qo'zilib turadi. Keyin ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin yana azayib yo'q bo'lib ketadi. Keyin yana tarqalib qoladigan holatlari bor. Lekin Hızır aleyhisselamning barhayot ekanliklari doimo tirik ekanliklari va mazkur faoliyatlarni olib borishlari haqida bu mishmishlarni tarqatuvchilarni birorta hujjat dalillari yo'q. Bizning islomiy manbalarga qaraydigan bo'lsak, Hızır aleyhisselam nomlari bilan Qur'oni Karimda zikr etilmaganlar. Musa aleyhisselam ga yo'liqqan solih banda sifatida zikr qilingan bir shaxs borlar. Bu shaxsni Qur'oni Karim solih banda deb ataydi. Lekin Hızır aleyhisselam deb aytmaydi. Ammo İmam Buxoriy va boshqa muhaddislarimiz
Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan rivayet kılgen sahih hadiste ana oşa Musa aleyhisselam'a Allah'ın emri bilen uçurab o kişiye bazı bir ibretli nesillerini örgütüş şerefine müyesser bulgen zat Hazır aleyhisselam ekenlikleri hadiste kiledi. İlmi amanet noktayı nazarından aytişimiz hem gerek ki hadislerde Hızır emez, Hazır deb atarganlar o kişi. Hop, bu kişi Kahf suresi de kelgen, cüda hem meşhur. Musa aleyhisselam kişilerini içi de vaaz, nasihat, irad etip turganları da o kişinin bilimleri, burralikleri, akıllıklarına kayır kalgan bazı bir kişiler Ey Musa, sizden hem ilimliyrak adam var mı dünyada? Degen savanı bergende Musa aleyhisselam cevap vermeyi bir ağız oylanıp kagerler. Ana şundan keyin Allah Ta'ala öz peygamberi Musa aleyhisselam'a فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ Kur'an'ın tabiri bilen etkende her bir bilüçünü üstüde ondan göre bilüçürak barlığını bildiriş için emir etedi ki sen azık avukatını yol encamlarını alıp seferge çık bir iki deryanı tutuşken cahiyi yetkeninde bizni bendelerimizden bir bendege yolu kasan ve o şey bendeden ilim organesen diyen emirine kıladı Allah Ta'ala ve Musa aleyhisselam özlerinin bir hizmetçi gulamları bilen azık avukat sefer encamlarını algan halleri de seferge çıkadılar. Seferde oşa bende, salih bendeni uçuretediler. O seferde yürüp türlü sergüzeşler başlarından otadı. Çünkü kemege çıkardılar da kemene herhangi şahs teşvik koyadılar. Musa aleyhisselam itiraz bildirgenleri de senge sabrı kılıçını şart koygan idi mu? Dediler. Keyin yolda oynayıp yürgen bir balanı, güzel balanı çakırıp öldürüp koyadılar. Musa aleyhisselam yana itiraz bildirgeni de yana ben sana etmedim mi, sabır kılıçını şart koymadım mı dediler. Musa aleyhisselam ise yana bir bar şartını bussam özürüm özüm bilen degen mananı etediler. Yana yürüp barıp bir kışlaktan taam soruşken de verişmeydi. Ve kışlağının çetideki yıkılayıp durgan divarını Musa aleyhisselam tıkkala koygalları da Hızır aleyhisselam keçiresiz tıkkala koygalları da Musa aleyhisselam yana itiraz bildirdiler. Ve o şehirde salih bende nima üçün bu hikmetler bölgenliğini hemmesini aytıp verediler. İnçünün kemanı teşhisini sırrı o şekilde padişahını fukaralar koludaki bütün kemelerini padişahlık ihtiyarına alış için fermanı çıkanken ve o şey teşhis bilen herdeki kemelçilerinin mülkünü özüde kalışını Allah irade kılgeldi. Bu bir hikmet bu geldi. Herdeki kiskine öldürürken bana olsa Allah'ın ilmede onu bozup kette olsa kafir asib olup ata anasıyla lanet keltirişi ihtimali varlı giden onu öldürüp koyup Allah Ta'ala ornuge rahmet, bahs, saadetke sebep buladıkan farzantını birişini vaada kılgeldiğine ve haligi kayta tiklengen divarını artıda ise ikide yetim balanın definesi, hazinesi bulgeldiğe divar yıkırsa açılıp kalıp başkaları alıp ketiş kafı bulgeldiğinden Allah Ta'ala ularını otup yetken salih ata anasının hürmet eden divarını kayta urdurup uları vayage yetkince ularga atalgan hazinanı saklap duruşunu irada kılgerdiklerini aytip verediler. Ana oşa adamını hadiste Hızır aleyhisselam deyinledi. Lekin Kur'an'da Hızır degen söz mutlaka zikir kılınmagan belki salih bende deyilgen.
Bazı bir kişiler Kur'an-ı Kerim manalarını tercümesini okuyup alıp Hızır degen peygamber hem Kur'an'da zikir kılıngan Müslüman ulamalar 1500 yıldan beri adaşıp Kur'an'da 25'te peygamberin zikri kegen degen eken ben artıkçasını taptım deyişleri mutlaka ilimsizlik, savaşsızlıktır. Belki Hızır aleyhisselamın namları Kur'an-ı Kerim'de zikir kılınmagan fakat hadis-i şerifte anaşı kıssada zikir kılıngan halas. Lekin mana shu zikirlarda ham o zotning doimiy barhayot ekanliklari, doimiy ravishda kishilar orasida yurib, shunaqa karomatlarni qilib turishlari to'g'risida ma'lumot yo'qligini yana bir bor qaytadan ta'kidlaymiz. Endi xo'p, u kishining barhayot emasliklari to'g'risida ma'lumot yo'q ekan. Ama o'tib ketganliklari ehtimoli borligi bo'ladigan bo'lsa, buni qanday qilib isbotlaymiz degan gap ham o'rtaga tashlanadi. Bunga musulmon ulamolari bir nechta dalillar bilan javob beradilar. Birinchi dalil, agar Hızır alayhissalom ko'pchilik yoki ba'zi bir kishilar e'tiqod qilayotganidek, mishmish tarqatayotganidek doimiy barhayot bo'ladigan bo'lsalar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib yuborilganlarida kelib u kishiga iymon keltirmoqliklari lozim edi. Zotan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning shariatlari oxirgi din bo'lib, avvalgi barcha dinlarni nasx qilgan, amaldan qoldirgan va bundan keyin odamzotiy kibor Muhammad alayhissalomga u kishi keltirgan narsalarga iymon keltirmasa musulmon bo'la olmasligi hammaga ochiq-oydin ravshan. Agar Hızır alayhissalom ana shunday fazilatli zot bo'lsalar, doim barhayot bo'lsalar, albatta payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga kelib iymon keltirar va u kishiga ummat bo'lar va u kishini shariatlariga amal qilar edilar. Madomiki bu haqda birorta ham dalil hujjat yo'q, demak Hızır alayhissalom doimiy tirik degan gap ham noto'g'ri bo'lib chiqadi. Buning ustiga yana boshqa bir dalil hadislar ham bor ekan. İmam-ı Buhari'den bazı bir kişiler Hızır aleyhisselam bilen İlyas aleyhisselamlar daimi tirik miler deyip soruşken eken. Şimdi İmam-ı Buhari Hazretleri rahmetullahi aleyh bu kanda buluşu mümkün ve tahkik Nebi sallallahu aleyhi ve sellem La yabqa ala ra'si mi'ati senetin mimman huve liyevme ala zahril ardi ahadun degenler. Degenekenler. Bu hadisinin manası, metni İmam-ı Bukhari ve İmam-ı Müslim tamallarından rivayet kılgen hadislerinde hem kegenekenler. Yani Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam etkenekenler ki o 1100 yıldan sonra bugünkü kunda yeryüzüde turganlardan bittasi ham hayot qolmaydi degan ekanlar. Yani Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam o'zilari turgan o'sha gapirayotgan kunlarini e'tiboridan olib mana shu bugundan boshlab 100 yil o'tgandan so'ng bugungi dunyoni yuzida yashab turgan kishilardan birortasi qolmaydi deb aytgan ekanlar. Demak ana shunday bo'ladigan bo'lsa, mabodo o'sha vaqtda Hızır alayhissalom tirik bo'lgan bo'lsalar ham mana shu hadisni amriga, hukmiga binoan undan 100 yil o'tgandan keyin o'tib ketgan bo'ladilar. Shuningdek
Ulamalar yana bir başka rivayetini keltirediler. Hızır Aleyhisselam'ın berhayat, daimi ravişte berhayat emasliklerini deliliğe Badr uruşu günü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a iltica kılıp etken ekerler ki Allahümme intehlek hâzihil asabatu la tu'badu fil ardi. Ey Allah'ım, eğer bana şu guruh insanlar helakette uçreseler, sen yeryüzüde sana ibadet kılınmaz degen ekerler. O şu Badr uruşuga Peygamberimiz bilen birge çıkan sahabalarını aytilgan ekan. Eğer o şeyler helakette uçreşip gitse, yeryüzüde Allah'a ibadet kılınan Müslüman insanlar kalması diye gerek eken. Yani o insanlar 313 kişi olup, hemmelerinin isimleri, atalarının isimleri, kabilelerinin isimleri malum, meşhur ve kitaplarda hazır geçe yazılıp geledi. Eğer Hızır Aleyhisselam trik bogalları da o şekilde Peygamberimiz bu yapını etmesi de belki Hızır Aleyhisselam'ın hem koşuları gerek ya ki fakat Hızır yine trik kaladı diyen yapını etişleri gerek idi. Dediler ulemalarımız. Hızır Aleyhisselam'ın daimi ravişte berhayat emasligiga belki o kişini hem başar borganlıkları için vakti saati yetip bu dünyanın terk kılganlıklarına delil sıfatı da Enbiya suresindeki 34. ayet delil kılıp getirildi. Onda etiledi ki Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَاِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Bu ayette Allah subhanahu ve ta'ala Peygamberimizin hitap kılıp et yaptı ki biz senden aldın birarda başarıya ebediylikini kılgenimiz yok. Daimi yaşaslikini birgenimiz yok. Eğer sen uladigan bulsun, ular ebedi kalırlar mı? Degereken Allah Teala. Demek bana şu ayet-i kerimenin manası da hem beşer, adam zatı ebedi kalışlığı mümkün emasligi hem demek vakti saati kegende eceli yetkende bu dünyanın terk yetişi lazımligi ülken hakikat bulgenligi takitlenmekte. Şunun için Hızır Aleyhisselam ya ki Peygamber İlyas Aleyhisselamlar daimi ravişte berhayat ekerler, her zamanda adamlarına uçurup durur ekerler degen gepler, şeriatımız noktayı nazar eden, İslam talimatı noktayı nazar eden, hakikatten yirak gepler hesaplanadı. Bunu hemmemiz yakşı uzlaştırıp alışımız gerek. Eğer itibar veredigen bulsak, Hızır Aleyhisselam doğrusudaki müşmüşler, soravlar, qaysi bir cemiyette nokulaylıklar payda bolsa, türlü kıyınçilikler payda bolsa, bir zümde kandeydir ülken işlerini kıvarış, kandeydir katta manfaatlarını özge celp kılış istegi adamlarda köpeygen payıda, şuna kadar sanar tarkıladı, başka vakitlerde ise aslında sekin özden özü yok alıp kitede. Bana bu amelini hem itibarga alışımız gerek. Lekin siz bilen bizning her bir işte kıladığın esasi itibarımız Kur'an'dan, sünnetten, ulamalarımızın içtihadlarından, icmalarından çıkan hakikatlerine işaniş, anaşılarını özümüzle desturul emel kılıp alıştır. Allah subhanahu ve ta'ala berçelerimizin özü doğru yolga başlayan bolsa. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, bugünkü sohbetimizde
kişilerinin özara aldı bir de maliyavi muamelelerine, hususen savda ve pulge tekiştiği muamelelerine her kança işançları bulsa hem yazıp barış gereklikleri hakkında yaklaşıp utamız. Malum ki hazırlık gününde çok güne cemiyetlerde kişiler ortasında birbirinin hakkıca hiyanet kılış cüda hem köpeyip gitge. Elbette bu hiyanetler esasen aldı verdi işleri, savda satık işleri, maliyavi muamelelerde yazıp barışını yolga koymaganımızdan kelip çıkadı. Eğer her bir bolayotgan muamelelerini alohida aniqlik bilen yazıp, çizip, her iki taraf hem biteden nuskasını alıp yürüdüğün bulsa, onu inkar kılışka, birovning başka birovning haqqiga xiyonat qilishiga yo'l ochilmagan bo'lar edi. Hatta ish shu darajaga borib yetdiki, bir-biri bilan sherik bo'lib ish qilgan kishilar avvalda apoq-chapoq bo'lib o'zining sherigiga bo'lgan ishonchini ko'z-ko'z qilish uchun hisob kitobni aniq qilmasdan ham birorta shartnoma tuzmasdan ham yozib chizmasdan ham pul qo'shib ish boshlagan kishilar ma'lum bir muddat vaqt o'tgandan keyin oralarida xilof chiqib bir-birlariga xiyonat qilib bir-birlarini haqqini yeb hattoki sheriklikdan tonib turganlari ham bor. Albatta bu ishlar ham shariatimizda ko'rsatganidek yozib chizib aniq ravishda olib borish bilan yo'lga qo'yilganda bo'lmas edi. Shuning uchun shariatimizda har bir narsani esdan chiqib qolishi ehtimoli kuchli ekanligi va shuning uchun yozib borish kerakligini qayta-qayta uqtiriladi. Inson so'zi deyiladi arablarda nisyon, unutish so'zidan olingandir. Shuning uchun inson har bir narsani ochiq-oydin, aniq ravishda esga olib yurishi qiyinroq, shuning uchun yozib borish kerak. Bunga ulamolarimiz imomi Tirmiziy rahmatullohi alayh, buyuk sahobi Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilgan hadisi sharifni dalil qilib keltiradilar. Bu hadis imomi Tirmiziyning kitoblarida ham, boshqa kitoblarda ham va xususan kamina xodimingiz yozgan hadis va hayot kitobida ham bor. O'sha kitobga sharh bo'lgan Tojil Jamiyatul Usul fi Ahadisir Rasul kitobida Kitobul Adab bobida kelgan. Bu hadis nihoyatda uzun bo'lganligidan men siz azizlarga faqat tarjimasini aytib berishni ma'qul ko'rdim. Alloh subhanahu va taolo odamni xalq qilib unga jonni puflagandan so'ng odam aksa urdi. Va alhamdulillahi deb Allohning izni bilan Allohga hamd aytdi. Shunda Robbisi unga rahimakallohu ya odam. Ey odam, Alloh senga rahim qilsin dedi. Izhab ila ulaika al-malaikati إلى ملأ منهم جلوس فقل سلام عليكم آنه ملائكالر فرشتلرنه aldığı bar ularını kattaları oturgarlarını huzuruna otur السلام عليكم degin ular وعليكم السلام ورحمة الله dediler
Son Adam Rabbisiga qaytib keldi. Shunda u zot albatta bu sening va sening bolalaringning salomlashishidir dedi. Alloh subhanahu va taolo ikki qo'lini unga mushtini tukkan holda ko'rsatib, ikkisidan birini tanla, xohlaganingni tanla dedi. U Rabbimni o'ngini tanladim va Rabbimning ikki qo'li ham o'ngdir, muborakdir dedi. Shunda u zot qo'lini yozdi. Qarasa, uning ichida odam va uning zurriyatlari bor ekan. Shunda odam, "Ey Rabbim, ana ular nima?" dedi. U zot bo'lsa, "Ana o'shalar sening zurriyatlaring." dedi. Qarasa, har bir insonning umri ikki ko'zining orasiga yozilib qo'yilgan ekan. Haligilarning ichida eng ko'rkam ko'rinishdagi bir kishi ham bor ekan. Shunda odam, "Ey Rabbim, mana u kim?" dedi. U zot, "Bu o'g'ling Davuddir. Men unga 40 yillik umrni yozdim," dedi. Shunda odam, "Ey Rabbim, uni umrini ziyoda qilgin," dedi. U zot bo'lsa, "Mani unga yozganimni o'zi shu," dedi. Odam, "Ey Rabbim, albatta men o'z umrimdan unga 60 yilini berdim," dedi. Shunda u zot, "Bo'pti, aytganing bo'lsin," dedi. Keyin jannatga sukunat qil, jannatda yasha, Alloh xohlaguncha, dedi. So'ngra jannatdan tushirildi. Odam esa o'ziga haligi yoshni sanab yurar edi. Bir vaqt bo'lib o'lim farishtasi uning huzuriga keldi. Shunda odam unga, "Shoshilibsan-ku, menga 1000 yil yozilgan edi," dedi. Shunda farishta, "To'g'ri, lekin sen o'g'ling Davudga 60 yilini bergansan," dedi. Odam inkor qildi, uning zurriyati ham inkor qildi. Odam unutdi, uning zurriyati ham unutdi. Ana o'sha kundan boshlab yozib borishga, guvoh keltirishga amr qilindi. Demak, unutib qo'yish siz bilan biz Bani Odamga katta otamiz Odam alayhissalomdan qolgan bir meros kabi narsa ekan. Ushbu hadisi sharifda aytilganidek, inkor qilish, unutib qo'yish odamni tabiatida bor ekan. Ushbu hadisi sharifda aytilganidek, ana shundan boshlab qiladigan ishlarni, muomalalarni yozib borish va ularga guvoh keltirish, ya'ni boshqa kishilarni guvoh qilish yo'lga qo'yilgan ekan. Shuning uchun siz bilan biz mu'min musulmon bandalar ham o'zaro qiladigan muomalalarimizni, qarzmi, sherikchilikmi, savdo sotiqmi va boshqa har bir esimizdan chiqib qolish ehtimoli bor narsalarni yozib, ana shunaqa muomalalarni qilayotganimizda guvohlarni keltirib bormog'imiz kerak bo'ladi. Endi o'sha yozib borish, guvoh keltirish shariatning hukmi bo'yicha qandoq bo'lishi kerakligini Qur'oni Karimning Baqara surasidagi uzun bir oyatdan bilib olamiz. Bu oyatda Alloh subhanahu va taolo quyidagilarni aytadi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء إن أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم Bu ayeti kerimenin tercümesi, manalarının tercümesi kuyuda geçer. Ey iman keltirgenler! Malum müddetke karz aldı verdi kılgen vaktinizde onu yazıp koyun. Aranızda bir yazıcı adalet bilen yazsın. Hiçbir yazıcı Allah bildirgeni de kılıp yazıştan baş tartmasın. Bas yazsın. Ve hak zimmesine düşken kişi aytıp dursun. Rabbine takva kılsın ve ondan hiç nerseni kemaytirmesin. Eğer hak zimmesine düşken kişi iş best, zayıf, yok aytıp dura almaydıgan bulsa, onun valisi adalet bilen aytıp dursun. Erkeklerinizden iki kişini güvah kılın. Eğer iki er kişi bulmasa, özünü razı buladıgan güvahlardan bir er kişi ve iki ayal kişi bulsun. Bir ortaları edesse, birileri başkalarının esige soladı. Ve çakırılgan vakitte güvahlar baş tatmasınlar. Küçük bulsa hem, kette bulsa hem, müddeti geçe yaşışınızı malal almayın. Şunda kılmağınız Allah'ın huzurunda adaletli rak, güvahlikke küçlü rak ve şübhelenmesliğiniz için yakın raktır. Magar aralaringizda yurib turgan vaqt savdo vaqtli naqd savdo bo'lsa, yozmasangiz ham sizga gunoh bo'lmaydi. Oldi-sotdi qilganingizda guvoh keltiring va yozuvchi ham guvoh ham zarar tortmasin. Agar aksini qilsangiz, albatta bu fosiqligingizdir. Allohga taqvo qiling va Alloh sizga ilm beradi. Allah her bir nesane bilici zattır. Ayet-i kerimede hak zimmesine düşken kişi degende karz alıcı nazarda tutulgan. Demek ortadaki kişi kelip karz aldı birdini yazayotgan vakitte metinni karz alıcı aytıp turadi. Avvala karz alayotganini u itiraf qiladi. Qarzning miqdorini, shartini va muddatini aytadi. Bu narsalarni qarz beruvchi aytib tursa, o'z foydasiga burib yubormasin degan ehtiyot chorasi tufayli shunday qilinadi. Qarz oluvchi muhtoj bo'lib turgani uchun bunday qilmasligi aniqroq. Shunday bo'lsa ham, oyati karima yana bir bor unga Rabbiga taqvo qilishga va hech narsani kamaytirmaslikka da'vat qilmoqda. Agar zimmasiga haq tushgan kishi esa past, zaif,
yoki aytib tura olmaydigan bo'lsa, uning valisi adolat bilan aytib tursin. Ya'ni qarz olayotgan odam esi past. Moliyaviy ishlar tadbirini bilmaydigan bo'lsa, zaifligi, yoshi kichikdir yoki o'ta keksadir, kasaldir. Shular tufayli yoki tilidagi aybli bilmasligi va boshqa mavjud ayblar tufayli aytib tura olmasa, uning valisi adolat bilan aytib tursin. Chunki valiylar boshqa ishlarda ham o'z qaramog'idagilarning mas'uliyatini oladilar. Endi oyat kalimada erkaklaringizdan ikki kishini guvoh qiling demoqda. Moliyaviy olib berdi katta ahamiyatga ega narsadir. Chunki bunda oraga mol va pul aralashadi. Bunday holda birov boshqasini haqqini yeb ketishning yo'lini har jihatdan to'sish lozim. Bunda adolatli kotibga yozdirib qo'yish bilan kifoyalanmay, yana musulmonlardan ikki erkak kishini guvoh qilishga ham amr bo'lmoqda. Islomda guvohlikka doimo adolatli kishilar o'tishi zarur. Bu narsa boshqa joylarda ko'p ta'kidlangani uchun bu yerda qayta aytilmagan. Ammo baribir bu shart bekor bo'lmaydi. Chunki shariat o'lchovida adolatsiz bo'lgan kishining guvohligi mutlaqo qabul qilinmaydi. Guvohlarning erkak kishi bo'lishini ta'kidlashning ham hikmati bor. Haqiqiy islomiy jamiyatda yuqoridagi kabi sertashvish, xarxashali va mas'uliyatli ishlar odatda erkaklar zimmasiga yuklanadi. Islomda ayol kishi mol-u dunyo tashvishini chekishdan umuman ozod etilgan. Qarz oldi berdisi ni yozib qo'yish va hokazo ishlar bilan muslima ayollar bevosita bezovta qilinmaydi. Ammo farazan guvohlikka ikki er kishi topilmay qolsa, unda nima bo'ladi? Agar ikki er kishi bo'lmasa, o'zingiz rozi bo'ladigan guvohlardan bir er kishi va ikki ayol kishi bo'lsin. Bu yerda guvohlarning adolatli bo'lishlari ustiga yana muhim bir shart qo'yilmoqda. Ular o'zingiz rozi bo'ladigan guvohlardan bo'lsin. Keyin biror gap chiqib qolguday bo'lsa, guvohlarga ishonchim yo'q edi, guvohlar qarshi tomonning odami ekan kabi gaplarga o'rin qo'ymaslik uchun shunday qilish zarur. Ikki er kishi bo'lmasa, bir er kishi va ikki ayol kishi bo'lsin deyilgani islom dushmanlariga juda qo'l kelib, dinimizga ta'na toshlarini otishlariga sabab bo'lgan. Dushmanlar islom ayol kishini to'liq odam o'rnida ko'rmaydi. Shuning uchun guvohlikka o'tishda ikki ayolni bir erkak bilan tenglashtirgan deb da'vo qilishadi. Guvohlik haqida so'z ketayotganida mavzu qarz oldi berdisi ekanligi, musulmon ayollar odatda bunday ishlarda ishtirok etmasliklari, shuning uchun ham ehtiyot chorasi tarzida shundoq qilinganini hech aytkilari kelmaydi. Balki yashiradilar va umumlashtirib bu hukm hamma narsaga oiddir deb aytadilar. Halbuki oyati karimani o'zi bunday taqsimotni sababini ochiq oydin aytib qo'ygan. Birortalari adassa, birlari boshqalarining esiga soladi. Odatda ayol kishining ko'ngli bo'sh, ta'sirchan, mehridaryo bo'ladi. Onalik uchun zarur bo'lgan bu sifatlar tarashib tortishish va urush janjalida teskari natija berib qolishi ham mumkin. Agar ikki kishi bo'lsalar, bir-birlariga eslatib, guvohlikni adolat bilan ado etadilar. Shariatda shunday ishlar borki, unda mingta erkakning guvohligi o'tmasa ham bitta ayolning guvohligi o'tadi. Misol uchun idda, tug'ish, emizish kabi masalalar. Ularda faqat ayollarning guvohligi o'tadi. Shu hukmni ushlab olib, islom erkaklarni odam o'rnida ko'rmaydi, chunki falon ishlarda ularning guvohligini qabul emas deyilsa, insofdanmi? Demak, islom dushmanlarining yuqoridagi da'volari mutlaqo o'rinsizdir. Oyatning davomida
ve çakırırken vakitte güvahlar baş tartmasın deyirken. Bu Allah'ın emri. Bunca emel kırmayan insan günahkar buladı. Hakikatini, adaletini hamaya kırış için güvahlıkta ötüş ülken savab kısaflanadı. İmam-ı Müslim rivayet kırgan sahih hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam sizlerge en yakşı güvah kimliğini aytip bereyme güvahlığı sorulmazdan turup güvahlığı beredigarlardır degerler. Küçük olsa hem, katta olsa hem müddeti geçe yazışını malal almayın demekti ayette. Yani karız küçük miktarda olsa hem, katta miktarda olsa hem vaktini anık kılıp kaçan geçe alınganını aytip yazıp koyuşunu malal almayın. Keyin yazıp koyar ben, eslep kaldım, şunu hem yazıp oturadım mı? Kebi bahaneler bihude ekerliği üçbü cümleden açık aydın korunup durupdu. Bu takipten korunadı ki, neme bolsa hem yazıp koyuş lazım eken. Çünkü bu işin faydası cüda hamkette, onun hikmetlerini keyingi cümle bayan kılmakta. Şunda kılmağımız Allah'ın huzurunda adaletli rak, güvahlikke kuşlu rak ve şübhelenmesliğiniz için yakın raktır. Demek, karz aldı vericisini yazıp koyuş cüda hem zarur eken, karzını yazıp koyuş Allah'ın huzurunda adaletli rak, afzal rak eken, güvahlik sıfatıda hem azakiden köle kuşlu rak eken ve nihayet, şunda kılıngende şübhege orun kalmaz eken, bunlardan malum buladı ki, karzını yazıp koyuş doğru iş, nazik ve dakik iş, işansli iş ve hatırcamlıkını payda kılıcı iştir. Karız malum müddetki alınadığan bolsa, hükmü şündey. Ama yürüp durgan savda işleri bolsa, yazış şart emez. Çünkü hemen narsa anık, mal aldıca turuptu, savda tez tez takrar bolup duradığan narsa, her birinin yazış zarur bolsa, kıyılleşip getirdi. Meğer aralarınızda yürüp durgan nakd savda bulsa, yazmasanız hem sizge günah bulmaydı. Yazıp varsa özünün işi. Lekin yazmasa o günah emez. Bundan çıkadı ki, evvel zikri kılınken narsalarını yazmasa günah buladı. Aldı sattı kılganınızda güvah keltirin ve yazıcı hem güvah hem zarar tartmasın. Savda işlerine güvah keltiriş hakkıdaki hükümlü ulamalar mandub degenler. Satıcı bilen haridar ortasında bazı kelişmeçülükler payda bulup kalsa, güvahlar hakkını örnetişte öz güvahlikleri bilen yardan verediler. Ayetinin evveliden hazır geçe yazıcı ve güvahlarga vazife yüklenip geldi. Ularga uçbu hizmetten kaçmaslık kayta kayta tayinlendi. Mezkur cümlede ise yazıcı ve güvahlarının hakları himaye kılın yaptı. Ular yazıcılık ve güvahlık kılayetkenleri de zarar tartmasızlıkları zarur. Adatta yazıcı ve güvahlar savab umurda vaxt zarflar, mehnet kıladılar. Lekin köpünce bala ve tohmetlerge hem kıladılar. Şunun için ularının hatırlarını cam kıladıgan, bu savablı işke kızartıradıgan vaada şu yerde kelmakta. Eğer kılsanız elbette bu fasıklarınızdandır. Yani eğer yazıcı ve güvahke zarar getirseniz, fasıklık kılgan bolasız, Allah'ın emriden çıkan bolasız. Ayetinin sonunda yine Kur'an-ı Kerim'in ayeti bu ise, kişinin vicdanıge, kalbige, asasiz tesir cayıge hitap kılıngan, Allah'ge takva kılın. Ve Allah sizge ilim beredi, Allah her bir nesene bülücü zattır. Hüttü başka işlerdeki kebi bu işlerde hem takva muhum amil hesaplanadı. Takva bolsa, Allah'dan korkulsa, Allah ilim hem beredi. O fazlı uluğ zattır. Allah her bir nesene bülücü zat, özü bilip iş tutadı. Bana bu talimatlarga amel kılmağımız lazım. Bu talimatlarını hemimiz öz hayatımızga tatbik kılmağımız lazım. Ana şunda aramızda tez tez çıkıp geliyatken nahuşlikler, birovni hakkını başka birov alıp durup verip vermeyi ketip kalmasligi, şerikler birbirlerinin haklarını inkar kılmasligleri, malu
dünya, pul diye birbirimizge azar vermesliğimizge hizmet kılan bulamız. Eğer bu ilahi talimatlarını terk kılıp maliyavi işlerimizini anıklık bilen yazıp alıp varmaz ekenmiz, güvahlar kirtirmez ekenmiz, hem maliyavi işlerimizde zarar tartamız, hem dünyavi işlerimizde zarar tartamız, hem Allah'ın emrine kılmaganlığımız için uhravi işlerimizde hem zarar tartışımızda sebep oladı. Şunun için Allah Subhanahu ve Teala'nın etkenini kılışka utmağımız gerek. Bu işlerini yakışılıp yoluna koymağımız gerek. Ana şunda inşallah hem maliyavi işlerimizde hem topkan tutkan mal-ı mülklerimizde katta berekelerge erişemiz. Şu bilen birge Allah'ın emrini kılıp iş tutkanımız için bana bu kılıyatkan işlerimiz için acir sevap hem agam bulamız. Özümüzde iki dünyamızda menfaat tatken bulamız. Allah Subhanahu ve Teala özünün emrine muvafık iş kıladıkan bendelerden kılsın hemmemizde. Ve aynen maliyevi muamelelerdeki işlerimizi yazıp, çizip, güvahlar aldı alıp barıp, edeşmesten, buruna hakkını yemesten, buruna hakkını inkar kımesten, halal pak mal-ı dünya tapıp, yaşam barmağımızı nasip etken bulsun. Ve sallallahu ta'ala ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetike ya erhamer. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahumma la sahla illa ma ce'altahu sahlan ve in şi'te ce'altel hazne sahlan bi kudretike ya erhamer rahimin. Azizler, ushbu sohbatimizda iddada o'tirgan, ya'ni iddada turgan ayolni nikohlab olishning hukmi va undan kelib chiqadigan yomon oqibatlar haqida suhbat o'tkazamiz. Bu suhbatni o'tkazishimizga bir necha kishilardan vorid bo'lgan savollar voqelikdan kelib chiqqan mulohazalar sabab bo'ldi. Ming afsuslar bo'lsin kim dinimiz ahkomlarini yaxshi bilmaganimizdan unga amal qilishga tuzukroq o'rganmaganimizdan juda ko'p noqulay holatlar yuzaga kelayotgani hammamizga aniq, ochiq va ravshan. Cümleden bazı bir kişiler iddada oturgan ayarlarını nikahlab alış işlerine kol urmaktadır. Bu mutlaka natoğrudur. Çünkü eriden talak arkali ya ki ulum arkali acinegen hatın iddası çıkınca ana oşu özünün sabık erinin ihtiyarı da buladı. Onun hakkı da türede. Eri organ hatın tur ayı 10 gün yok ki hamledar bolsa hamlesini tıkkınıca iddese kılaşı gerek. Talak kılıngan ayal ise hayiz kure devam bolsa 3 hayiz kürüp pak borgunuca bu mesela 3 ay müddeti de iddese kılaşı gerek. Ve iddenin özüge yarışa hükümleri bulup ana şu hükümlerinin en kuzgu körüngenlerden biri iddada oturgan ayolga savuç ham koyup bo'lmaydi açık ravşan yol bilen ve onu nikahlab alıp ham bo'lmaydi. Eğer bu işler kılıngan bo'lsa o'sha işini kılıcı kişiler katta günah işini kılıngan bo'ladılar. Hop bir adam aytaylik nikahdan keyin talaq qilingan ayolni iddasi chiqmay turib o'ziga nikohlab oldi.
Bunda nima bo'ladi? Bunda xo'p, kitoblarni qaraydigan bo'lsak, Muvatta nomli imomi Malikning kitoblarida bunga bir dalil keladi. Chunki Qur'oni Karimni qarasak, bu masalaga javob yo'q. U narsa, ya'ni bunday mayda masala Allohda bo'lmagan. Shuningdek payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning vaqtlarida ham bu masala oriz bo'lmagan. Shuning uchun birinchi marta bu masala Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning vaqtlarida oriz bo'lgan ekan. Tulayha al-Asadiyya degan ayol Rashid al-Saqafiyni xotini ekan. O'sha Rashid al-Saqafiy Tulayha degan ayolni taloq qildi. U ayol iddasi vaqtida bir kishiga erga tegibdi. Bu xabar Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ga yetib borganda, u kishi u ayolni olib kelib, unga ham, uni eriga ham darra urdirdilar. Keyin oralarini buzib, nikohlarini fasx qilib buzib, mana shu sizlarning jazolaringiz. Qaysi bir xotin o'z iddasi vaqtida nikohlanib erga tegib olsa va unga ikkinchi marta uylangan odam duxul qilsa, ya'ni eri xotin bo'lib yashasa, ular eri xotinlik ishlarini qilsalar, oralari ajratiladi va u ayol avvalgi birinchi eridan qolgan iddasini oxirigacha yetkazadi. Keyin ikkinchi eridan qolgan iddasini ham oxirigacha yetkazadi debdilar. Agar ikkinchi er u bilan eri xotinlik sifatida yashamagan bo'lsa, faqat nikoh qildirib qo'ydi-yu, lekin duxul bo'lmadi. Eri xotin bo'lib shar'iy yaqinlik qilishmadi. Shunda ikkinchi er yana qaytadan unga savol qo'yib, rozi bo'lsa, uylansa bo'lar edi. Agar ikkinchi er nikohdan keyin uni xotin qilib birga yashashgan bo'lsa, duxul bo'lgan bo'lsa, eri xotinlik ishini qilishgan bo'lsa, unda ajragandan keyin ikkinchi er haligi xotinga qayta abadul obod uylanishi mumkin emas degan gapni aytgan ekanlar. Ammo bu gap nihoyi emas ekan. Yana kitoblarni qarasak, İlâ-us Sunan nomli kitobni 11-ci juzi 130-ci sahifasida quyidagi ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Bu ma'lumotlar Abu Hanifa rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan ma'lumotlar ekan. Kishi Hammoddan, Naxaiydan rivoyat qilingan ekanlar. O'shunda nikoh, ya'ni iddasi paytida erga tekkan xotinni ikkinchi eri bilan uni orasi ajratiladi. U ayol ikkinchi erdan mahr oladi, chunki uni xotin qilib yashagan, noto'g'ri shaklda bo'lsa ham. Keyin ayol birinchi eridan iddasini to'liq o'tiradi. Ikkinchi eridan ham iddasini o'tiradi. Keyin ikkinchi er xohlasa yana qaytadan unga uylanishi mumkin degan ekanlar. Unda Hazrati Umar radhiyallohu anhuni uylanib bo'lmaydi abadul obod degan gaplari nima bo'ladi degan savolga Mujohiddan kelgan rivoyatni aytishar ekanki, Hazrati Umar bu gapni Hazrati Ali ijtihod qilgan aytganlaridan keyin Ali'ning gapi to'g'ri ekan, mening gapim noto'g'ri ekan deb Hazrati Ali'ning gapiga qo'shilgan ekanlar. Va haligi iddada o'tirgan ayolni o'ziga nikohlab olib xotin qilib yashagan inson ajrab idda o'tirib chiqqandan keyin yana unga uylansa mumkinligi to'g'risida fatvoga qo'shilgan ekan. Shuning uchun uylanayotgan har bir inson o'zi uylanayotgan ayol uni nikohiga halolmikan
onu nikahlab olsa bolar mıkin degan savalını veriş gerek. Bazı bir ayarlarını nikahlab alış mutlaka haram boladı. Misal için yakın karındaşlarını, eri var ayarlarını ve hakaza ve hakaza. Şunu indik, vaktinçelik uylanıp bulmayan ayarlar var. Yani şu vaktinçelik uylanıp bulmayan ayarlardan bittesi iddede oturgan ayarlar boladı. Ularga savuç koyup açıp aydın savuçlik hem kalıp bulmaydı ve ularını nikahıge hem alıp bulmaydı. Nikahga mabada birov agan bo'lsa, bilingan vaqtida nikohni buzishga majburiyat yuklatiladi va buni buzish kerak bo'ladi. Shuning uchun bunaqa narsalarda nihoyatda ehtiyot bo'lmog'imiz lozim. Ba'zi bir qilgan odamlar bo'lsa, ishlarini to'g'rilab olsin. Bundan keyin esa bunaqa xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun harakat qilishimiz hammamizning burchimizdir. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزler برسلerimizga malum ki İslam dini insan zatını nihayette ulugleydi Allah subhanahu ve taala yaratken varlıktaki eng ulug' zot inson ekanligini islom qayta-qayta ta'kidlaydi. Shu bilan birga ayol kishini e'zozlashni yanada yuqoriroq qo'yishga islom ta'limotlarida harakat qilinadi. Shuning uchun ayollarga yaxshilik qilish, ayollarni hurmatini joyiga qo'yish ayollarga nisbatan beparvo bo'lmaslik ma'nolari ham Qur'oni Karimda, ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hadisi shariflarida qayta-qayta ta'kidlanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning Nisa surasida mu'min musulmon erkaklarga xitob qilib ularının hatunları bilen, ayarlar bilen buladıkan muamilesini bayan ede ve aşiruhunne bil ma'ruf degen. Yani ayarlar bilen yaxşilikçe muaşere kılınlar, hayat güzaran kılınlar, kesirinler. Barca işleriniz ular bilen buladıkan muamilede yaxşilikke bina kılıngan bulsun degenler. Va shuningdek payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom ko'p hadislarida ayollarga alohida e'tibor bilan, e'zoz bilan, ehtirom bilan muomala qilishni qayta-qayta takrorlaganlar. Buyuk vatandosh muhaddislarimizdan Imom Abu Isa Tirmiziy radhiyallohu anhu rahmatullohi alayhi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bir hadis sharifni rivoyat qiladilar. Unda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilarki, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum xuluqan va xiyarukum xiyarukum linisaihim." Mu'minlarning iymoni eng mukammali xuluqi go'zal bo'lganidir, dedilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam. Endi sizlarning ichingizdan eng yaxshilaringiz ayollariga eng yaxshi bo'lganlardir dedilar. Demak, mu'min musulmonlar jamoasi ichida eng yaxshi odam kim degan savol qo'yilib, shunga javob izlansa, mu'minlarning eng yaxshisi bo'lishga nomzod axtariladigan bo'lsa, ayollariga eng yaxshi bo'lgan kishini birinchi nomzod qilib ko'rsatilar ekan. Yani mu'minlarının en yaxşısı ayollarga en yaxşı bo'lgani bo'larkan. Hakikatten Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın vahlarida ayollar cehalet batqog'iga botgan cemiyette xorlanib insan o'rnida ko'rilmay turgan bir paytda mana bunda shiorlar bilan chiqilgan va shunga amal ham qilingan.
Mənə Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan İmam-ı Ebu Davud rivayet kıladılar. O kişi Abdullah ibn Abi Zibab ligan sahabilerden rivayet kıladılar. Bu yerde etilişçe bir grup ayarlar gelip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanadamlarına, analarımızga erlerinden şikayet kılışken ekenler. Onlarga kopal muamele kılayatkenlikleri ve onların erleri urayatkenliği doğrusuyla şikayet kılışken eken. Şimdi analarımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bu şikayetlerini yetkizgen de Peygamber aleyhissalatu vesselam turup köpçülüğünü aldı da hutbe sözler etken ekenler ki وَلَقَدْ أَطَافَ بِآلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَٰئِكَ بِخِيَارِكُمْ Yani Âl-ı Beyt-i Muhammed ayarları huzuruna ayarlar gelip şikayet kıldılar. Erleri onlarını urayatkarlığı doğrusu da arzdat ettiler. Bölüp koyunlar. Ana oşeler, yani hatınını uğradıkanlar yakşilerimiz emez. Yani kim hatınını uğursa, hatınıga kopal muamele kısa, kattık tekse, ne oğrundan? Ana oşe adam mumun Müslümanlarını yakşisi bula almaz eken. Bana bu mananı cüdah yakşı bilip alışımız lazım buladı. Daima ayarlarga demek yakşı mamurada buluş gerek. Analarımızdan birileri etediler ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem umurları boyu ayarlardan bir artesine ne kattık mamur akıma gelirler ne kattık söz etme gelirler. Madem ki Muhammed ümmetiden ben degen davamız bularken o kişiden örnek alışımız lazım iken demek çok narsalar katarı ayarlarla buladığı muamelede hem uzattan örnek alışımız lazım buladı ve çok ahkamlar katarı bana şu hadislerde kirgen manalarla erişiş için hareket kılışımız mumun Müslümanlarının en yakşısı boyayıysa ayarlarla en yakşı buluş manasını özümüzde mücessem kılışımız mumunlarının yakşısı bulmayı kalıştan korku devam bulsak hani onlarını vurmazdık, sürtmezdik manalarını öz hayatımızda tatbik kılışımız